Emsel Emlak'ın sunduğu Moğa Saat program başlıyor. TV ekranlarından merhabalar değerli izleyiciler. Yeni bir hafta, yeni bir program yine karşınızdayız. Bu hafta yine Gaziantep'teyiz. Gaziantep'teki lezzet noktalarını, kalite adreslerini sizlerle birlikte gezmeye devam edeceğiz. Gaziantep'in her tarafı bir tarih değerli izleyiciler. Sizlerle birlikte koltuğunuza yaslanın, çayınızı yudumlarken bizi izlemeye devam edin. Gaziantep diyoruz ve Gaziantep gezilerimiz başlıyor. Burası da Gaziantep'in Tabakhane semtindeyiz değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Antep Kalesi akşam muhteşem görünüyor. Devam ediyoruz Gaziantep'e. Mola Saati programımız yine devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an emeği emek yapan mükemmel bir yere götürüyoruz. Sizleri kebapçının ustası Abdullah Usta'nın mekanına giriyoruz. Bakalım Abdullah Usta bizlere hangi lezzetler sunacak? Hadi bakalım beni takip edin. Değerli izleyiciler, Abdullah Usta'nın mekanına geldik. Abdullah Usta'nın ustabacısı Fatih Usta ile birlikteyiz. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Bize bugün neler hazırlayacaksın? Size bugün kuşbaşı kebabı hazırlayacağım, Maraş taraklı hazırlayacağım. Evet, emek kebaba öz mantar kebabı hazırlayacağım. Mantar kebabı? Evet efendim. Mantarın kebabı oluyor mu? Evet efendim, oluyor. Bunun lezzeti sırrı nedir o zaman? Onun lezzeti sırrı bizde saklı, emek kebapta. Formül yok mu? Formül yok, formül vermiyoruz. Abdullah Usta'ya sorsam söyler mi bana acaba? Bilmiyorum. Sadece yiyip tadına bakıyorsunuz. O zaman lezzete bakalım. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi kuşbaşıyı nasıl yapıyorsunuz? Yani sosu özel mi oluyor? Sosu, onlar kendimize özel. Has. Kendimize özel. Evet. Meslek sırrı değerli izleyiciler. Meslek sırrı Abdullah Usta... Yer verip sır vermiyorum derler. Ne derler değil mi? Evet, sır vermiyoruz. Başlayalım ustam. Başlayalım. Kuşbaştan başlayalım. Kuşbaştan başlıyoruz. Evet. Burada hangi lezzetler sunuyorsunuz? Tabii bu lezzetlerin haricinde. Lezzetlerin haricinde mantar kebabımız var. Maraş taraklığımız var. Ciğer kebabı çeşitlerimiz var. Tavuk kebabı çeşitleri. Yani ciğer falan sakatatta oluyor değil mi? Evet, hepsi de var mevcut. Şimdi müşteriler en çok neyi rağbet daha fazla istiyorlar? Mesela kuşbaşı mı çok istiyorlar, kıymayı mı çok istiyorlar? Kuşbaşı yemek isteyen kuşbaşı istiyor, ciğer yemek isteyen ciğer istiyor. Hangisini isterlerse onu hazırlıyoruz. Ama meslek sırrını söylemiyorsunuz da bize, olmaz böyle. Meslek sırrı söylenmez. Şimdi mutfağına giriyorum değerli izleyiciler ama mutfakta sır vermek yok. Evet, prensibimiz sır vermiyoruz. Evet. Tamam, o zaman bu Maraş taraklı ne oluyor? Maraş taraklı etin kaburgasından yapıyoruz. Etin kaburgası. Evet, sade bir şekilde. Ya ben kuşbaşı kıymayı tam anladım da bu mantarın da kebabı oluyor mu ya? Allah Allah. Kebabını yiyeceksin, göreceksin lezzetini. Vallahi ilginç bir şey değerli izleyiciler. Kuşbaşımız hazır. Kuşbaşı hazır. Evet. Maraş taraklı, kıyma ve mantar. Evet. Usta onlara... sensin. Bekliyoruz usta. Uzaklara kaçıversen.
Fatih Usta'm, halen daha mantarın sırrını vermedin bize. Evet, mantarın sırrını vermiyoruz, söylemiyoruz. En azından şunu söyle, bu mantarlar nereden temin ediyorsunuz? Mantarınızın özelliği nedir? Mantarlarımız özel olarak Antalya'dan geliyor, günlük taze bir şekilde. Antalya'dan temin ediyorsunuz? Evet, her gün sabah gelir, otogardan gider alırız. Seçilmiş bir şekilde. Değerli izleyiciler, bir taraftan kebaplar, bir taraftan kavurmalar. Ustam bu nedir şimdi? Bana bunu söyle. Bu ciğer kavurması. Gaziantep'te tüm kebapçılar yaparlar. Şimdi usta, sen bu kadar güzel lezzetler hazırlıyorsun. Evet. Sen ne kadar sürede Abdullah'ın yanında çalışıyorsun? 8 yıldır buradayım ben. 8 Emek yıldır kebapta. Evet. Ustanın ustalığını yapıyorsun. Evet, 8 yıldır da aynı kavurma, aynı kebap. Hiç vallahi değişiklik yok. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi kavurmanın da tazelerini ve hijyenini görüyorsunuz. Gerçekten Abdullah'ı kutlamak gerekiyor. Değerli izleyiciler, işte Abdullah Bey'in eşi Hülya'nınla birlikteyiz. İşte hani derler ya, her başarılı erkeğin bir ustanın arkasında bir hanımefendi vardır. İşte Hülya'nın da onlardan bir tanesi. Efendim hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Emek daha önce çok sakin ve tenhadı. Tabii sizden sonra bayağı bir hareketlilik kazandı. Yani emeği emek yaptınız. Neler söylemek istersiniz? Biz eşimle birlikte bu işe başlarken amacımız insanların aileleriyle birlikte gidip rahatça yemek yiyebilecekleri bir yer olmasıydı. Allah'ın izniyle de bu hedefimize ulaştık. Müşterilerimizin çoğu aile müşterisi olmak dışında bizim aile dostumuz, arkadaşlarımız, yakınlarımız oldular. Bundan da mutluyuz. Yalnız talep de çok, yani bayağı bir geçmişte nasılsa şu anda aynı o yoğunluğu görüyoruz. Evet. Aslında sizin de burada olmanız bence artı kazandırıyor. Çok değil mi? Çok fark. Ben sizi masa röportajına saklıyorum. Evet. Hülya Hanım gerçekten çok desteği oldu bize. Çok yani faydası oldu. Evet. Tabii ben ilk günden beri bir de kaliteyi bozmamak, hijyene devam etmek, güler yüzlü hizmet, bunlar da birlikte bir bütün. Hepsi aslında bütün. Hijyen, kalite, ürünler, güler yüzlülük bence olmazsa olmazı diyorum. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen Samanyolu. Ömür boyu sürecek. Değerli izleyiciler, bu güzel işletmenin sahibi, emeği emek yapan Abdullah Usta ile birlikteyiz. İşte güzel eserler ortaya koydular. Hepsi birbirinden mükemmel görünüyor. Abdullah Usta'm, kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim. Abdullah Usta mı desek, Abdullah Bey mi desek? Mutfakta usta, masa başına bey değerli izleyiciler. Estağfurullah. Abdullah Usta, öncelikle şundan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Güzel lezzetler hazırlıyorsunuz. Birbirinden farklı lezzetler. Özellikle mantar kebabınız bence aday yani. Antep'te bir ilk bence, değil mi? Evet, evet. Şimdi burada hangi lezzetler sunuyorsunuz? Ustamız, Fatih Ustamız bahsetti. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Kuşbaşı, Maraş taraklı ve kavurma üzerine Antep'te gerçekten farklı bir çalışmamız var bizim. Mantar kebabı çok özelleştiren bir şey. Bu mantarın üzerine neden Antep fıstığı? Daha hoş bir görüntü, daha güzel bir lezzet veriyor. Lezzet katıyor? Evet. Yalnız kıymanız da abi gerçekten tam bastığımı dağılıyor. Antep yani kıyması bu değil. Makine kıyması değil yani. Gerçekten hayırdır kıyması değil. Valla biz Antep fıstığını baklavalarda, kadayıfta gördüğüm için mantar kebabında Abdullah Usta'ya özel değerli izleyiciler. Evet, yalnız çok güzel. Gerçekten mükemmel. Yani mantar da mükemmel. Şimdi Abdullah Usta şey diyeceğim. Şimdi emeği emek yaptınız. Öncelikle sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Emek o zamandan bugüne, yani 8 yıl önceden bahsediyorum, evet, değil mi? Evet, 8 yıl oldu. 8 yıl önceden şimdiki arasında ne fark var? Emek kebap olaraktan işte kalite aynı. Başladığımız kalitemiz devam ediyor.
müşterilerimiz bizim bir ailemiz gibidir. Hiçbir zaman ayrı görmüyoruz. Kendimiz yemediğimiz bir şeyi yedirmiyoruz. Felsefemiz budur. Kaliteden, temizlikten, hijyenden taviz yok. Kesinlikle yok. İçeride özellikle dikkat ettim. Ustalar gerçekten hijyen koşulları dahilinde evet. çalışıyorlar. Mesela siz mesela konuşurken şunu şöyle bunu böyle yap demeye fırsat gelmeden kendileri ustalar yapıyorlar. Çok temiz çalışıyorlar. 8 yıldan beri beraber çalıştığım ustalarımız vardır. Hepsi de iyi insanlardır. Hepsi de işini bilen insanlardır. Ve temizlik ve kaliteli malzeme. Benim felsefemde kesinlikle kaliteli malzemeden taviz vermem. Çünkü eti birinci sınıf almam lazım. Zırtlığı birinci sınıf almam lazım. Bütün kullandığım malzeme birinci sınıf çünkü benim müşterim birinci sınıf. Tabii ki. Çok güzel söylediniz. Birinci sınıf yere birinci sınıf müşteri gelir aslında. Evet. Biz de aslında kutluyoruz yani gerçekten. Lezzet olarak da yani özellikle ben mantara bayıldım. Özellikle Arkadaşlar. Söylüyorum. Aynı zamanda mantarın da biraz lezzetine baktım ama. Tazeleri mi hissediyorsunuz aslında? Evet, günlük geliyor efendim. Günlük geliyor. Şimdi burada alanınız geniş. Bayağı bir evet. geniş bir alanınız var. Grup toplantı yemekleri tabii, kabul ediyor musunuz? Yerimiz 120-130 kişilik mevcut yerimiz vardı. Toplantı yemekleri alıyoruz. Grup yemekleri alıyoruz. Devamlı dışarıdan müşterilerimiz geliyorlar. Malatya'dan, işte Adana'dan gelenlerimiz vardır. Sadece Gaziantep'ler gelmiyor. Buradan bunu anlıyoruz hayır, değil hayır. mi? Çok şeyle gelen insanlar vardır. Valla böyle güzel yere, hijyen bir yere, kaliteli bir yere gelmezler mi? Bir de güler yüz olursa tabii çok o da size var gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tevazi, çok naziksiniz. Sağ olun. Eşiniz de öyle Hülya Hanım. Evet. Son olarak Emek kebapçısına neden gelsinler? Bir tek güvendikler için gelsinler. Başka bir şey demiyorum. Tek kelimeyle bize güvensinler ve gelsinler diyorsunuz. Ben de bunun üzerine son bir üç kelime söylüyorum. Kalite, hijyen, güler yüzlülük, iyi malzeme Abdullah Usta'nın mekanında emeğe yolunuz düşerse mutlaka Abdullah Usta'nın mekanı emek kebapçısına uğramadan geçmeyin diyorum. Gerçekten istediğiniz lezzetleri burada bulabilirsiniz. Bize afiyet olsun. Sizleri de böyle bekliyoruz. Yıllarca düşmeyecek bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarımda. Mola saati Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, lezzet adreslerini, kalite adreslerini sizlerle birlikte gezmeye devam ediyoruz. Şu an sizleri mükemmel bir lezzet sunan, Maraş lezzeti sunan Fahri Usta'nın mekanına giriyoruz. Fahri Usta bize öyle bir şov yapacak ki siz bile inanamayacaksınız. Böyle bir şov yok değerli izleyiciler. Bizi izlemeye devam edin. Bakalım Fahri Usta bize neler yapacak biz de merak ediyoruz. Hadi bakalım içeri girelim. Değerli izleyiciler, Fahri Usta'mızın mekanına geldik. Evet. Fahri Usta ne satıyor? Döner satmıyor. Ama döner gibi kesiyor. Bakıyorum. Abi yarım ekmek yapar mısın bana? Yarım ekmek yapar. Şimdi değerli izleyiciler, dondurma şovu için Fahri Usta mükemmel bize şov hazırlayacak. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Şimdi ilk defa böyle bir çekim yaptığım için biraz şaşırdım diyebilirim. Döner keser gibi dondurma kesiyorsun. Bu Maraş dondurmasının özelliği efendim. Tabii bizler biraz da bizim ustalarımız. Şişme olarak, firma olarak bizim de ustalarımız. Abi bu erimiyor mu? Bu al şuraya dur, şurada dur. Ermez. Erimez değil bu mi? Erimez. Erimez tabii zaman içerisinde ama. Yani kadar ne kadar bu? Kaç kilo bu dondurma şimdi aşağı yukarı? Bu 75 kilo. 75 kilo. Vay be. Şimdi burada
sizi Gaziantep'te tanımayan yok. Fire usta olarak yani, hatta Türkiye'de özellikle söylüyorum, hatta dünyada. Bunu nasıl başardınız? Bunu sormak istiyorum. Yani ben nereye gitsem mutlaka karşımıza yaptığınız lezzetler ve Maraş usulü dondurma olarak çok iddialısınız ve müşteriler çok çok memnunlar. Şimdi Maraş dondurmacılığı zaten bir kültür sanatıdır. Kültürel meslek ve kültürel sanattır. Birey insanların, kişilerin yaptıkları işlerini severek yapması gerekiyor. Severek yapması. Ondan sonra arkası gelir. Bir de tüketiciye de güveniyoruz. Biz de onlar bize göre, biz onlara güveniyoruz. Abi şimdi bu ustalık bayağı bir geçmiş serüvene dayanıyor. Bu kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Kaç yıldır? Firma olarak aşağı yukarı 46 yıldır. Tam da Kahramanmaraş plakasına tam 46 yıldır. Kahramanmaraş'ın plakası 46 ve 46 yıldır Fahri Usta, Şişman Usta devam ediyor. Evet. Şimdi abi biraz şuraya yaklaşır mısın abi? Şu Fahri Usta'nın şu kıyafetini görüyorum da. Abi şöyle bir durur musun ya? Çok güzel bir kıyafet bu. Maraş'a özgü kıyafet tabii değil mi? Tabii özgüdür yani. Özellikle bizim Maraşlı dondurmacı ustalarının kültürel dondurmacı kıyafetidir efendim. Vallahi mükemmel bir kıyafetin var abi. Albenisi güzel. Döner keser gibi kesiyorsun zaten. Evet. Vallahi ben bir taraftan dondurmaya, bir taraftan kıyafetlere, bir taraftan ustalığına satırla kesiyorsun. Evet. Bunları da şimdi misafirlerimize sunacağız. Misafirlere soracaksınız. Evet. Ama ben bu dondurmadan istiyorum. Onu kesinlikle söylüyorum. Tabii dondurmanın yanında değerli izleyiciler sürpriz közde peynirli künefe değil mi? De var efendim. Evet. Ustam getir şu dondurmayı. Getir tadına bakalım. Gel Bilal gel. Bak nasıl bir dondurma. Şimdi ben bunu nereden başlasam? Şöyle mi başlamam lazım? Şöyle bakıyorum değerli izleyiciler. Sizlerin niyetine Maraş'a gitmiyorum. Antep'te burası. Maraş'ı aratmaz. Tadı da mükemmel. Vallahi süper bir lezzeti varmış. Sen daha çok bekleyeceksin usta. Ben devam ediyorum çünkü... Tamam şimdi ben dondurmayı yiyeceğim de dondurma kuru kuru gitmiyor. Közde künefe nasıl olur? Birlikte çok güzel olur. İnanıyorum birlikte çok güzel olur. Değerli izleyiciler soframıza doğru gidiyoruz. Közde künefe servisi ve dondurma lezzetiyle biraz da işletme olarak da Fahri Bey'den bilgi alacağız. İzleyelim şovu. Değerli izleyiciler, közde künefemiz de bu arada hazırlanıyor. Dondurmamız şu an hazır. Mükemmel bir sunum gerçekleştirici Fahri Usta. Bu ne kadar sürede pişer? Ben dayanamayacağım. Ortalama 10 dakika süresi vardı bunun. Şişme süresi, evet. Bunun közde olması bence en büyük özelliği değil mi? Evet, Şişman Usta'ya özel bir... Vallahi közde künefenin tadına bakmış olacağız. Antep'te bir ilk bu. Antep'te bence evet. Bir ilk, doğru söylüyorsunuz. Biz de közde künefe ve... dondurmayı nasıl bir uyum olduğunu, damakta nasıl lezzeti olduğunu biz de merak ediyoruz. Değerli izleyiciler, ustamızı izliyoruz. Değerli izleyiciler, bir kilo dondurma istedim, verdi. Bu anca bana bir ay yeter. Abi bu çok bana. Ben bir kilo istiyorum ya. Sadece bir kilo istiyorum. Evet, bize bir kilo verelim. Bir kilo alalım değerli izleyiciler. Valla dondurma da hemen çabuk alınır ya. Şöyle alayım lan. Abi bırak da. Yakalayana bedava. Abi. Yakaladı kilayı yakaladı. Dondurma yakalayamadım. Allah şampiyon. Abi var ya. Sizden dondurma almak da zor ya. Vallahi lezzetli dondurma geç gelen dondurmadır. Geç her zaman mükemmel olur. Ben de götüreyim. Közde künefemiz mükemmel. Peynirli közde künefe değil mi? Evet efendim. Künefe Antakya'ya özel dediler. Biz Antep'in
Maraş ustalarının ellerinden. Antep'in kadayıfıyla, Antakya'nın peyniriyle, Urfa'nın sade yağıyla birleştirdik. Tam bir dürüm olmuş. Evet. Lezzet ortaya çıktı. Evet efendim. Maraş'ın dondurmasıyla da süsleyerek servis ediyoruz. Maraş'ın dondurmasıyla süsleyecekler. Tamam. Aynı zamanda Fahir Usta'nın oğlu, değerli isim miydi bu arada? Murat efendim. Murat Bey, şimdi şu servisi götürelim de ben bayılacağım artık. Şu dondurmayla güzel bir servisiniz olsun da yiyelim artık. Ya. Dayanamayacağım artık. Yedikten sonra bayılırsın. Değerli izleyiciler, bayılacağım artık. Dayanamayacağım. Sonunda sofraya getirdim değerli izleyiciler. Şimdi közde künefe, peynir, kadayıf, lezzet, her fıstık, dondurma, Maraş, her şey var burada. Her şeyin bir karışımından Urfa, Gaziantep, Hatay, hepsi bir parça var. En güzeli süsü üzerindeki dondurmayla, Maraş'ın dondurmasıyla üzerine süslediniz. Daha doğrusu kültür harmanı var orada. Kültür harmanı, diğer adıyla değerli izleyiciler. Urfa'nın, Gaziantep'in, Maraş'ın, dördünün kültür harmanı var burada. Siz... Bu kültür harmanından biraz tadına baksan nasıl olur bu arada? Ben mikrofonu tutayım o zaman. Sizde, ben şunu sormak istiyorum. Sizde genelde iş yerinizde antika arabalar ve eşyalar görüyorum. Evet. Bunun çok mu seviyorsunuz? İlginiz mi var daha doğrusu? Kesinlikle. Öyle sormuyorum. Amacımız tarihin ve kültürün yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Hem geçmişten geleceğe bir şeyler bırakmak için, yoksa tarihimiz ve kültürümüz yok olup gidecek. Geçmişi ve olmayan bir milletin geleceği de olmaz. Tabii ki. O açıdan nacizane bu eski eşyaları, silahları, olamazlar objeleri sürekli toplayıp, benim hedefim var. İnşallah bunları tarihe, turizme kazandırıp bir müze haline getirmek. Zaman içerisinde inşallah, ben biraz da buradan yetkililere sesleniyorum bazen belki belediye başkanımıza, il turizm müdürlüğüne, ticaret ve sanayi odası başkanlığı genellikle, vakıflar genel müdürlüğüne, yani artık bu işte kim ilgileniyorsa, ben birkaç defa kapı çaldım, kendi imkanlarına yapması gerekiyor. Ama ben yani bunları elde tutmak ayrı bir meziyet, onları sergilemek ayrı bir meziyet. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum, inşallah sesimi duyar, bunların turizme kazanılması için bana yardımcılığına inanıyorum. Buradan da aynı zamanda iletmiş oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi sizin bir araba merakınız var. Bu arada biraz ondan bahsedelim. Chevrolet mi vardı? Var. Değil tane, mi? 3 tane Amerikan klasik var. O bizim dükkanımızın şişman su dondurmanın sembolüdür. Sembolü değil mi? Sembolü kesinlikle. Abi çok güzel bir kültür ortaya koymuşsunuz. Vallahi lezzete bayıldım ben de. Yani izleyiciler, dondurmanın peynirli kürebinin közde olması bence çok çok önemli diyorum değil mi? Aslında mevzu şu Ali'cim, biz son 20-30 yılda şehrimizi, ülkemizi, dünyayı kirlettik. Şimdi nostaljiye geriye dönüş bir özlem var. Anamızın, nenemizin yaptığı bazlama. Ondan sonra işte közde yiyecek, içecek. Her şey şimdi modernleşti ve kirlendi. Bakır kaplarda efendim, işte ondan sonra daha nezih şeylerde hep organik diyoruz ya şimdi deyimle, organiğe dönüş var. Çünkü son 25-30 yılda hormonlu yiyeceklerle insanların, şimdi dikkat ederseniz tıp uzmanlara sorarsan, hastalıklar çoğaldı. Sebebi de hormonal dengesizlik. Hormonal bitkilere verilen hormonlar organik değil. Yani organik dediğimiz o tarlada yetişen ürünler, tabi olarak hiçbir katkı maddesi. Şimdi ona bir özlem var. Biz de nacizane bu közde bunu yaparak eski kültürü yaşatmaya çalışıyoruz yani. Çok güzel yaşatmışsınız, yaşatmaya devam edeceksiniz. Biz de teşekkür ediyoruz bizleri konuk ettiğiniz için. Değerli izleyiciler, yolunuz Gaziantep'e düştü mü? Mutlaka Fahir Usta'nın mekanına közde, peynirli, künefe, lezzeti ve dondurmadan, yemeden geçmeyin diyoruz. Şişman Usta'yı burada rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyoruz. Emsel Emrah'ın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Emsel Emlak,
Gaziantep'te gayrimenkule hak ettiği saygıyı kazandıran, emlak sektöründe sıra dışı çizgi ve eğitimli kadrosuyla hizmet veren, profesyonel girişim ve insan merkezli yaklaşımıyla yapılan her ticaret öncesinde ve sonrasında mesleğine olan sevgi ve emeğe duyulan saygı sonucu elde edilen sistemli takip. Keşke demekten, zamanında demekten bıkmadınız mı? Emsal Emlak'ta gayrimenkule olan bakışınız değişecek. Tüm gayrimenkullerinizde bağ, bahçe, arazi, arsa, iş yeri ve ev alım satımlarınızda sizlerleyiz. Adres Pancarlı Mahallesi, Alişir Nevai Caddesi, numara 4 Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 322 46 46. Faks 0342 322 13 12. Şahit değil, sahip olun. Emsalsizsiniz. Lezzeti ustasından en leziz kebap yemeye ve hayalinizdeki lezzeti tatmaya ne dersiniz? Emek kebapçısıyla lezzetin doruğuna ulaşmaya var mısınız? Kuşbaşı kebabından kıyma kebabına, mantar kebabından patlıcan kebabına, ciğer kebabından kavurmaya ve daha birçok farklı lezzetleri sizleri bekliyor. Emek kebapçısı bu muhteşem lezzetleri sizlere itinayla sunmaya devam ediyor. Sabah saat 11'den gece saat 24'e kadar 100 kişilik kapasitesiyle hizmet veren emek kebapçısı, güler yüzlü personeliyle hijyenik ve kaliteli kebap çeşitleriyle sizlerin hizmetinde. Adres Emek Mahallesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Şehit Kamil Gaziantep. Rezervasyon telefon 0342 322 66 76. Ne yediğinizden emin olmak istiyorsanız Emek Kebapçısı'na bekliyoruz. Emek Kebapçısı, bizim kebapçımız. Leziz mi leziz, enfes mi enfes, Akçayır Kebap Salonu. Bilecik patlıcan kebabı, haşhaş kebabı için artık Bilecik'e gitmenize gerek yok. Bilecik patlıcan kebabı, haşhaş kebabı, Pirimen Hastane bitişi Gaziantep'te. Klimalı ve otantik mekanıyla, güler yüzlü personeliyle hizmet veren Akçayır Kebap'ta, Bilecik patlıcan kebabından, haşhaş kebabına, tavuk şişten, kıymaya ve daha birbirinden farklı kebap çeşitleriyle Pirimen Hastanesi bitişiğinde. Akçayır Kebap'ta güne mercimek çorbasıyla başlayıp Bilecik patlıcan kebabı lezzetiyle günü sonlandırmaya ne dersiniz? Akçayır Kebap Salonu adres Mücahitler Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, numara 49, Pirimer Hastanesi bitişi, Şehit Kamil Gaziantep. Alo paket 0342 324 0324. Lezzetin damak doyumu Akçayır Kebap Salonu. Biraz kuru yemiş, biraz şekerleme, biraz da baharat lütfen. Aa, sizde çeşmeden akan sıcak çikolata da varmış. Tüm bunların bir arada toplandığı en nezih mekan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş. Eskimeyen damak zevkiniz olan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş yeni yerinde 1700 çeşidiyle siz değerli kilis halkını ağırlamaktan gurur duyar. Özenle seçilen baharatlar işleme aşamasında doğallığını koruyarak özel ambalajlarda mutfağınıza sunuluyor. Ayrıca Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş'te nikah, doğum, sünnet, mevlid şekerleri satışı da yapılmakta olup sıcak çikolata, tahin, pekmez ve A'dan Z'ye bütün kuru yemiş, baharat ve bakliyat çeşitlerini en taze haliyle bulabilirsiniz. Adres Cumhuriyet Caddesi, Telekom karşısı. Telefon 814-51-51. Hasan Sesli Okuyucu. Her zaman en taze, en kaliteli kuru yemiş, şekerleme ve baharat. 400 yıllık tarihi bir ortamda Gaziantep'in meşhur közde melengiç ve Türk kahvesi farkı ile farklı bir lezzet sunan Millet Hanı, canlı müzik eşliğinde Gaziantep'in yöresel ev yemekleri ve kebap çeşitleriyle hizmetinizde. Tarihi Millet Hanı'nda sabah kahvaltı ile güne başlamaya ne dersiniz? Eğlencenin, lezzetin ve sıcak sohbetin yaşandığı Millet Hanı'nda kına gecesi, doğum günü kutlamaları, grup yemek organizasyonlarında deneyimli ve güler yüzlü personelle sizleri bekliyor. Millet Hanı adres, Karagöz Mahallesi, Eski Gümrük Caddesi, numara 29, Gaziantep Kalesi civarı, Şahin Bey Gaziantep. Hasan Demir GSM 0536 988 1684.
Ramazan Ceylan GSM 0538 355 0059. Lezzetin damağı, eğlencenin doruğa ulaştığı tek yer Millet Hanım. Lezzeti damakla buluşturan İbrahim Künefe ve Dondurma, 12 yıllık tecrübesiyle Karataş'ta hizmetinizde. İbrahim Usta'nın hünerli ellerinden fıstıkzadeden burmalı kadayıfa, billuriye ve meşhur Hatay usulü peynirli künefenin tadını yeniden keşfedeceksiniz. Çocukluğunuzda tattığınız dondurma lezzetini İbrahim Usta'da tekrar yaşamaya ne dersiniz? Adres: Karataş Mahallesi, Piramit Uzay Çatı Altı, numara 2, Şahin Bey Gaziantep. Telefon 0342 371 7113. GSM 0531 892 9220. İbrahim Künefe ve Dondurma, tarihi hatırlatır, ağzı tatlandırır. Gaziantep'in en güzel tarihi Budeyre Hanı, eşsiz ve enfes lezzetleriyle tarihi ve lezzeti bir arada yaşamaya ne dersiniz? Canlı müzik eşliğinde enfes kebap çeşitlerinden Gaziantep yöresel ev yemeklerine, baklavadan sabahları serpme köy kahvaltısına ve daha birbirinden farklı lezzetler sunan tarihi Budeyre Hanı, otantik ve huzur dolu mekanıyla hizmetinizde. Tüm özel günlerinizde grup ve toplantı yemek organizasyonlarınızda güler yüzlü ve deneyimli personelle siz değerli misafirlerini bekliyor. Budeyre Hanı adres: Şekeroğlu Mahallesi, Gümrük Caddesi, numara 32, Gaziantep Kale Karşısı, Şahin Bey Gaziantep. Telefon 0342 230 57 89. Tarihin ve lezzetin buluştuğu nokta Budeyre Hanı. Beyler, hızlı, hijyenik ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız Jet Süleyman'ı tercih edin. Değirmiçam'da prestij erkek kuaförü namı diğer Jet Süleyman, 5 dakikada saç tıraşı, 3 dakikada sakal tıraşı yaparak zamandan kazanmaya ne dersiniz? Her türlü saç kesimi ve boya işlemlerini gerçekleştiren prestij erkek kuaförü sizleri bekliyor. Jet Süleyman, siz değerli beyleri Değirmiçam'daki mekanında 5'te 3'lük tıraş yaparak zamanınızı boşa harcatmıyor. Jet Süleyman adres: Değirmiçam Mahallesi, 5 No'lu Sokak, numara 4, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 632 27 93. Jet gibi tıraş olmanın tek adresi Jet Süleyman. Kaliteyi ucuza satma anlayışıyla hizmette olan Demiroğlu Petrol 7 gün 24 saat Nisip'te hizmet vermeye devam ediyor. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Bir dünya markası olan Milengaz şimdi Nisip'te Demiroğlu Petrol'de hizmetinizde. Sevgi olsun, taştan olsun ama benim... Demiroğlu Petrol'le hayatı Milengaz'da her zaman gazlamaya devam edin. Birkaç işi yok ki bunun. Güler yüzlü ve deneyimli personeliyle misafirperverliği ilke edinen, tecrübenin ve güler yüzün sevgiyle bütünleştiği tek yer Demiroğlu Petrol. Aracınız kirlendi, tozlandı diye üzülmeyin. Siz kirletin, biz ücretsiz aracınızın yıkamasını yapalım. Demiroğlu Petrol adres: E90 Karayolu üzeri, numara 65, Cergibe Ozanlar AVM bitişiği, Nizip Gaziantep. Telefon 0342 517 2410. Bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor, gönlüm bir sonuç almasa da. Garantisini veriyoruz. Demiroğlu Petrol'ü tercih edin, pişman olmayacaksınız. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle çıtır burma kadayıfları siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır burmadan peynirli künefeye, kaymaklı burmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır burma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri, Erdem Koleji civarı, teleferik karşısı, Gaziantep. Alo paket 360-30-60. Lezzetin yeni adresi çıtır burma kadayıfları, bir telefon kadar yakın. Müjde, müjde, müjde. Gaziantep'in damak tadını değiştiriyoruz. Mersin'in meşhur tantunisi artık Gaziantep'te.
Meşhur Mersin tantunisini Yasin Usta'nın ellerinden hiç tattınız mı? Et ve tavuk tantuni lezzetiyle 500 evlerde lezzetlerini sunan Yasin Usta, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle sabah 8'den gece 1'e kadar hizmetinizde. Meşhur Mersin Et ve Tantuni Yasin Usta adres, Güneykent Mahallesi, 221 No'lu Cadde, Tenis Kortu Karşısı, Şahin Bey Gaziantep. Alo paket 0537-245-0937. Antep'te Tantuni, Tantuni'de Yasin Usta, lezzet dağıtır mekanında. 1963'ten bugüne şalgam lezzetiyle Adana'da imalata başlayan Adana Şalgamcısı Gürbüz, Gaziantep'te şubeleriyle hizmetinizde. Mevsimlik doğal taze meyve suları, acılı ve acısız şalgam lezzetiyle enerji dolu bir güne ne dersiniz? Greyfurt suyundan portakal suyuna, elma suyundan havuç suyuna, vişne ve limon suyundan şalgama ve daha birbirinden farklı vitamin dolu bir yaşam için tercih edilecek tek yer Adana Şalgamcısı Gürbüz. Telefon 0532 363 3420. Şalgamcı Gürbüz, Marif Kavşağı'nda. Şalgamcı Gürbüz, Karagöz Caddesi'nde. Şalgamcı Gürbüz, Mütercim Asım Caddesi'nde. Şalgamı Gaziantep'e sevdiren tek yer Adana Şalgamcısı Gürbüz. Efsane geri döndü. Gaziantep'te ciğeriyle gündeme gelen Ciğerci Ana'nın yeri, lezzetleriyle Yaprak Mahallesi Gaziantep'te ben de varım dedi. Ciğerci Ana'nın yerinde ciğerden dalağa, kıyma kebabından kuşbaşı kebabına, ciğer kavurmadan tavuk kebabına ve birbirinden leziz kebaplarıyla hizmetinizde. Hijyenliğe ve temizliğe önem veren Hüseyin Usta tüm Gaziantep'leri mekanına bekliyor. Adres Yaprak Mahallesi, Şöse Sokak, numara 32, Şehit Kamil Gaziantep. Alo paket 0342 220 0943. Kebapta değişmeyen marka Ciğerci Ana'nın yeri. Emsal Emlak'ın sunduğu Mola Saat programı devam ediyor. Mola Saati programımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Şu an Bilecik'e özgü Bilecik Patlıcan Kebabı'nın merkezi Müslüm Usta'nın yanına giriyoruz. Gaziantep'te Bilecik Patlıcan Kebabı lezzeti ve haşhaş kebabı ve birbirinden farklı lezzetler sunuyor. Biz de bakalım diyoruz, lezzetleri de bu kadar iddialı mı? Hadi bakalım, beni takip edin. Bilecik'in lezzetine, Bilecik'in merkezi işte burası değerli izleyiciler. Müslüm Usta'nın mekanı, işte ustası, kebapçı ustası Ömer Usta ile birlikteyiz. Ustam kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, çok şükür iyiyiz. Bu lezzetler nedir böyle? Şimdi bize Bilecik'e gitmenize gerek yok. Antep'e gelin, Müslüm Usta'nın yanına gelin dediler. Biz Bilecik'ten yolumu, Müslüm'den geri döndüm, buraya doğru geldim. Şimdi bu Bilecik patlıcan kebabı değil mi? Tabii canım, oraya kadar niye yoruyorsunuz? Bilecik patlıcan kebabı. Bilecik'in etlerimiz Bilecik'ten günlük gelmekte. Patlıcanımız Bilecik'in patlıcanı. Tabii orijinal. Çok çok güzel değil mi? Yani Bilecik patlıcanı. Tabii. O farklı oluyor yani. Bunu dürüm yaparken daha güzel oluyor. Sulanmıyor. Yani daha hoş olur. Özellikle patlıcan, hani Bilecik'in Mezra ilçesinden gelen patlıcan daha hoştur yani, evet, o Mezra patlıcan. Göster buradan Mezra patlıcan, değerli izleyiciler. Tabii haşhaş kebabı da gibi değil mi Bilecik kebabının? Tabii değil mi? Haşhaş kebabı da yani, o da farklı bir lezzet. Tabii içerisinde sarımsak, al biber ve maydanoz var. Acılı yani, onu da tavsiye ederim. Değerli izleyiciler, Mola Saati olarak Bilecik'e gitmeye gerek yok. Bilecik lezzetleri Müslüm Usta'nın mekanında, güzel mekanında. Biz de Müslüm Usta'nın yanına geldik. Bilecik'te gidiyorduk, yolumuzu çevirdik. Dedik Müslüm Usta patlıcan kebabında iddialı, kebaplarda iddialı. Evet Müslüm Usta, biraz işletme olarak bize bilgi almak istiyoruz. Bilecik lezzeti sunuyorsunuz Gaziantep'te. Biraz bilgi verir misin? Neler yapıyorsunuz burada? Biz zaten etimiz
Direktmen Bilecik'in yaylalarından geliyor. Patlıcanımız Bilecik'in Mezra beldesinden geliyor. Zaten haşhaş kebabımız var. Haşhaş kebabımız da kırmızı biberden, taze kırmızı biberden yapıyoruz. Yani işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz. Amacımız düzgün bir şey. Mekanımız da güzel. Evet. Lezzetler de zaten sunmuş olduğu evet. Hani müşterilerin röportajında evet. Gerçekten çok çok memnunlar. Evet evet şu anda. Şimdi bu Bilecik'ten geliyor değil mi? Mezra patlıcanı oluyor. Mezra. Biz daha önce Mezra'ya gittik, çekimler de yapmıştık biz daha önce. Şöyle değerli izleyiciler, Mezra belgesinin patlıcanı bunlar. Lezzetler de zaten az sonra bakacağım lezzetler için. Bu haşhaş kebabın içine neler koyuyorsunuz Müslüm Usta? Kırmızı biber genellikle, sarımsak hafiften. Yani bunları katıyoruz. Bir de taze et olması önemli zaten. Etin tazeliği çok önemli. Yalnız bir de sinirlerini almış. Aldığınızda şey oluyor. Etin iyisi dağılır. Dağılıyor. Evet, etin iyisi dağılır. Hmm. Yani dağılmayan et bayat ettir. Şimdi bunun haricinde zaten kıyma lezzeti evet. Olsun, kuşbaşı lezzeti evet. Olsun. Zaten farklı farklı döner yapıyorsunuz. Ayrıca döner de yapıyorsunuz evet. Değil mi? Tavuk dönerimiz de var. Onda günlük taze etimiz geliyor zaten Adana'dan. Adana'dan geliyor. Evet, direkt Adana'dan geliyor. Günlük olarak soslayıp bir gün sonrasında da hemen takıp tezgahta satışa sunuyoruz. Şimdi abi şunu diyeceğim. Şimdi biz bu yemekleri yiyeceğiz. Evet. Patlıcan kebabını yiyelim. Tamam. Evet. Kıymayı da yiyelim. Evet. Şık Müslüm çorbası. Daha doğrusu diğer adıyla mercimek çorbası. Değerli izleyiciler. Ayrıca sabahları mercimek çorbası mükemmel. Az sonra tadına bakacağım. Şimdi biz bunları yiyelim de biz bunları nasıl sindireceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Spor yapmamız gerekiyor mu? Spor yapmamız gerekiyor. Şimdi spor hikayesini dinlememi istiyorum. Hani Müslüm abi spora başladı. Değerli izleyiciler. Dün spor salonuna gitmiş. Evet. Spor salonunda isterseniz gerisini anlatın bence. Evet, spor salonuna gittim. Yazıldık. Ödememizi de yaptık. Spora başladık. Başımıza bir adam diktiler. Ya şimdi ilk gün başladığımız için biraz yorgunluk oluyor yani. Uzun süre spor yapamıyorsun ama adam süre vermiş. 20 dakikada biteceksin. Ben 10 dakikada yıkıldım. Ya, gitmiyor mu adam? Yok gitmiyor ama indim aşağı dinleriydim. Hoca geldi dedi ki bir daha yapmanız gerekiyor dedi. Böyle olmaz dedi. Bu sene başladım ama ya içimden artık askeri gibi hissettiniz değil mi? Askeri gibi. Ya paramızla askerlik yaptı yani resmen. Ya, her anlattığınızda evet. Gülüyorum ve hani ben tutamıyorum değerli izleyiciler kendimi. Bizim garson gibi olmuyorsun. Nasıl? Geçen gün anlatmış mıyorsun? Müslüm abi de gerçekten müthiş hikayeler var değerli izleyiciler. Aslında burası hem hoşluk, hoş sohbet olsun, lezzetler olsun hepsi bir arada bir bütün aslında. Burası gerçekten aile mekanı. Yani insanlar ne bileyim medikal park hastanesinden çıkanlar, primer hastanesinden çıkanlar direkt buraya geliyorlar. Yani buna akıl var yani. Ya önceden bizim korkumuz şöyleydi yani hastane bölgesi olduğu için ismi kötü olmuş oluyordu. Ama şu anda biz bu işi, bu ismi açtık. Artık yani herkes hastane caddesine gelip de rahat rahat yemeğini yiyebilir. İşte bence onu sunmak çok önemli. Döner olsun, kebap olsun. Bir de bence diğer tarafların artı bir avantajı yani hastane bölgesinde olmanızdaki avantaj. Sabahları mercimek çorbası lezzeti sunuyorsunuz. Evet. Ve özellikle Bilecik usulü lezzetler sunmanız da bence çok önemli yani değil mi? Zaten bu işi fazla karıştırmak gerekmiyor Ali abi. Yani özellikle yani kebapsa kebapsuk yapacaksın. Ciğerse ciğer, dönerse dönercilik. Yani bizim 3 tane servisimiz var. Döner, kebap ve çorba. Başka bir şey yok. Öncelik kebapla başlıyor öncelik bence kebapla değil başlıyor. Mi? Evet. Bilecik kebabıyla başlıyor. Onu da es geçmeyelim. Şimdi değerli izleyiciler, biz yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Evet. Buradan çıkıp spora gideceğiz. Sporda bir antrenör başımıza duracak. Müslüm evet. Abiyle spor yapacağız. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz için, bizi ağırladığınız için. Sağ olun, Gaziantep yolunuz düşerse Medikal Park Hastanesi ve Premier Hastanesi'nin orada Bilecik usulü lezzeti sadece Müslüm Usta yapıyor. Sabah çorbasından olsun, mercimek çorbası olsun, kebap lezzeti olsun mükemmel gerçekten. Efendim hoş geldiniz diyorum. Biraz sizi tanıyabilir miyim? Ben İbrahim Haliloğlu. Gaziantep Fiziksel Engeller Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Dünya Engeller Vakfı'nın Gaziantep Şubesi'ni bizim derneğimiz bünyesinde temsilciliğini yapıyoruz. Genel Başkanımız Metin Şentürk. Biz sağlık deyince engellilerimizin yaşam standartıyla ilgili
işletmelere yaşam standartlarına uygunluk belgesi veriyoruz. Bu işletmelerden de bir tane adayımız da Müslüm Bey'in çalıştırmış olduğu Akçayır Kebap Salonu. Burada engellilerimiz için hemen hemen her şey düşünülmüş. Burada engellilerimiz çünkü malum 2-3 tane hastanemiz var. Hastanelere gelen engellilerimiz oluyor. Bunlar geldiği zaman ilk uğrak yeri Akçayır Kebap Salonu. Burada hem ilgi alaka hem sosyal sorumluluk projesi dahilinde engellilerimize ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda personele de teşekkür ediyoruz burada. Sonumuz ne olacak? Kimi takmış Alaturka'ya, kimi batıdan şikayetçi ne var? Mola saati Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an sizleri Gaziantep'te meşhur mu meşhur Halil Usta'nın mekanına giriyoruz. Halil Usta 1972'den beri bu sektörde ve bize farklı lezzetler sunacak. Herkes Halil Usta diyor. Bakalım bu kadar Halil Usta merakı nedir? Biz de merak ediyoruz. Hadi bakalım Halil Usta'nın mekanına. Ay ne güzel şeysin sen. İzleyiciler, cennete düştüm, et cennetine düştüm. Gördüğünüz gibi arkamda kuşbaşılar, kıymalar. Hangisinden başlasam? Metin yaklaşsana şuna, hangisinden başlayalım? Düşlemeden başlayalım. Allah, kebap cennetine düştüm. Ustam kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Yoğun bir tempo çalış. Tabii. Allah sana hiç engel olmayayım. Allah razı olsun, sağ olun. Ne kadar güzel lezzetler bunlar. Değerli izleyiciler, Halil Usta öyle bir mekan kurmuş ki içeride yoğun bir müşteri temposu var ve yetişemiyor arkadaşlar. Değerli izleyiciler, işte Halil Usta'nın bir özelliği. Bakır tepsiler, bakır tabaklarda böyle servis oluyor. İşte kıyma, kuşbaşı, tabii arkadan küşleme eti geliyor. Yani küşleme eti koyunun hatta kuzunun en güzel rezil olan yeri. İşte burada da özel salata, bakır tabaklarda hazırlanan salata. Hepsi de birbirinden ilginç. Halil Usta'ya özel olması gerekiyor sanırım. Bize bakalım, Halil Usta'yla biraz konuşalım diyoruz. Ay. İşte değerli izleyiciler, kebap cennetinin merkezi ustası Halil Usta. Halil Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizlerden razı olsun, gelenlerden Allah razı olsun. Abi bu ne yoğunluk böyle, bu kadar leziz mi kebapların ya? Herhalde olmazsa gelmezler. Ya ben kebapların mangalın başına geçtim. Dedim hangisinden başlasam, kıymadan başlasam, simit kebabından başlasam. Neden çok tercih ediliyor sözden, onu anlamadım. Ben çözemedim bir türlü. Bu bir emeğin karşılığı. Bir ustalığın, bir güler yüzlüğün, müşteriye hürmet saygısı olan bir üründür. Değil mi? Tabii. 1972'den gelen bir serüven aslında, evet, değil tabii, mi? Tabii. Yani önceki hani kebap değil ama burada hani kebap işi olmadı, et satışım olurdu. Sonra bu KDV çıkınca eti yavaş yavaş azalttık. Bu kebaba yöneldik. Şükür olsun. Gelenler de sağ olsunlar. Beğendiler. Dolup taşıyor maşallah. Oh. Allah çok bol bol müşteri versin, amin, diyorum. Amin. Şimdi de lezzetlere bakalım. Nasıl bir lezzet hazırlıyorsun? Küşleme etini özellikle söylüyorlar. Nasıl bir lezzet? Şimdi, zaten. Dolapta çektiniz. Hepsi koyun eti. Özel değil mi? Hepsi koyun eti. Özel. Bence koyunun hangi tarafta ne yeneceğini siz iyi biliyorsunuz. Rahat. Kasaplıktan geldiniz. Zaten ondan geliyor. Halil Usta, yemekten içe sabırsızlanıyorum. Ustalığını da konuşturmanı istiyorum. Değerli izleyiciler, birazdan lezzetlere bakacağız. Nasıl bir lezzetmiş? Bu kadar övüldüğü kadar var mı? Bakalım. Değerli izleyiciler, duvarda resimler var. Hepsi birbirinden farklı. Burada bürokratların,
ünlülerin uğrak yeri olmuş adeta. Halil Usta'nın mekanı. Halil Usta'ya bloklardılar da ünlüler de buranın adresi olmuş. Lezzetlerinden buradan vazgeçmiyorlar. Resimlerde göründüğü gibi bunlar da işte kanıtı. Buyurun. Değerli izleyiciler, kebap cennetinin Halil Usta'nın yaptığı lezzetler. Yaklaş Metin buraya bak, gösterelim şöyle. Şöyle acılı kıyma, Urfa kıyması, sade kıyma, kuşbaşı ve etin en güzelleri olan Halil Usta'nın spesiyeli küşleme et. Kuzunun, koyunun en lezzetli olan kısmı. Şimdi bakır tabakta olmasının sebebi aslında bakır değilmiş değerli izleyiciler. Halil Usta söyledi az önce. Krom tabakmış. Krom tabaktaki olmanın en büyük özelliği etin lezzetini ayrı bir lezzet katıyor. Tabaklarda görülen salata da Halil Usta'ya aslında çok özel bir salata. Bakalım nasıl bir lezzet? Etleri de mükemmel mi? Biz de merak ediyoruz. Şöyle lezzete bakmak istiyorum sizler adına. Et değil bir lokum değerli izleyiciler. Sanki et ağzınıza aldığında öyle bir hışır hışır yapıyor ki mükemmel gerçekten. Biz de kendini kutluyoruz. Karşıyaka yolunuz düşerse mutlaka Halil Usta'nın mekanına uğrayın. Çünkü lezzetler düşündüğünüz gibi mükemmel. Bize afiyet olsun. Sizleri de Gaziantep'te Halil Usta'nın mekanına bekliyoruz. Mola Saat programımız devam ediyor değerli izleyiciler. Lezzet noktalarını, kalite adreslerini gezmeye devam ediyoruz. Bu kez gideceğimiz bir yer lezzet noktası değil, kalite adresi değil, ustanın yeri, ustanın mekanı. Süleyman Usta'nın yanına giriyoruz. Süleyman Usta ne yapıyor? Tabii ki Jet Süleyman namıyla Gaziantep'te bir ilki imza atıyor. 5 dakikada saç tıraşı, 3 dakikada sakal tıraşı yapıyor. Bu rekorunu tekrar kırmak istiyor. 6 dakikada bize saç ve sakal tıraşı yapacak. Biz de merak ediyoruz. Hadi bakalım Jet Süleyman'ın yanına. Değerli izleyiciler, Süleyman Usta'mız kendi rekorunu kırmak için yoğun bir çalışma yapmış. 2 hafta mı çalıştın abi? 2 hafta çalıştım Ali abi. Şimdi eski rekorun 8 dakika süre belirlemiştik. Evet. 5 dakikada saç tıraşı, 3 dakikada sakal tıraşı yapmayı hedeflemiştin. Ama sen 7 dakika 15 saniyede bitirdin. Evet, öyle oldu. Şimdiki hedefin ne abi? Kaç dakikada bitirmeyi düşündün? Şimdiki hedefim 6 dakikaya düşürdüm Ali abi. İnşallah yapacağım 6 dakikada. İddialı mısın? İddialıyım tabi. Neyine giriyoruz? Neyine dersen. Neyine dersen girelim. Ustam, arkadaşın saç tıraşını ve sakal tıraşını bitirdiğin zaman ücret benden. Tamam. Ben ödeyeceğim, tamam mı? Tamam. Değerli izleyiciler, kronometremizi hazırlıyoruz. Ve ustam kolay gelsin diyorum. Süremiz başladı değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, Süleyman Usta'mız tüm hızıyla sakal tıraşı için mücadele veriyor. Süre 1 dakika 16 saniye değerli izleyiciler. Nasıl gidiyor Süleyman Usta? Valla şu anda iyi gidiyor Ali abi. Valla dersine iyi çalışmışsın. Evet abi, var gücümle çalıştım. Kaybetmen için dua edeceğim içimden. Ya Ali abi, olur mu ya? Şimdi Halifeti'yi özlüyor mu Halifeti? Halifeti'yi özlüyorum da Ali abi. Aslen Halifetli misin abi? Yok, aslen Zeytinli köyü Ali abi. Halifetli Zeytinli köyü mü oluyor? Yok, Gaziantep'in Zeytinli köyündenim de Halifeti'ye şey yapıyorum abi, seviyoruz. Halifeti mi Gaziantep? Halifeti. Nedir yaşadın? Sevdiğim için abi. Ha, sevdiğin için. Değerli izleyiciler, Süleyman Usta son sürat devam ediyor. Sakal tıraşı için az bir şey kaldı diyecektim. 2 dakika 15 saniyede bitti değerli izleyiciler. 17 saniyede bitti.
Ustam, geçmişten bugüne yani 2 hafta içerisinde bir 1 dakika 45 saniyelik bir ustalan olmuş. Evet abi, hızlandı. Tersine güzel çalışmış sakalda. Tabi, saçta da aynı şekilde abi, şimdi göreceksin. Şimdi saç için başlıyoruz değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, saç tırası için Süleyman Usta başladı. Ustam kolay gelsin diyorum. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi 2 dakika 20 saniye. Değerli izleyiciler, usta inşallah kaybedersin. Vallahi kaybetmeme için elinden geleni yapacağım Ali Bey. İnşallah kaybedersin usta. Bakacağız Ali abi. Şimdi senin bir hedefin, bir hayalin varmış abi. Bu arada hem muhabbet edelim. Evet abi. Şimdi sen kime tıraş yapmak istiyorsun? Kiminle görüşmek istiyorsun abi bu arada? Abi ben sizin aracılığınızla Acun Ulucalı'nın kuaförü var Veysel Bey. Ha? O çok en büyük hayranım olduğu için onunla tanışmayı çok istiyorum. Ha, onunla tanışmayı çok istiyorsun. Evet. İnşallah. Bize bu arada aracı olmuş oluruz. İnşallah abi. Değerli izleyiciler, saç tıraşımız bitti. Şu an yıkama işlemi, fön işlemi kaldı ve süremiz şu an 3 dakika 58 saniye, 4 dakika yaklaştı. Değerli izleyiciler, şu an 5 dakika 27 saniye devam ediyor. Süleyman ustamız daha çok mu usta? Hocam bitmek üzere abi. Çok az kaldı değerli izleyiciler. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyi hissediyorum. Hayatımda ilk defa böyle hızlı tıraş eden bir kuaför görüyorum. Normalde yarım saat sürer. Yarım saat sürüyor, hiç sıkılmadım. Yani herkese de öneriyorum böyle Gaziantep halkına. Vallahi. Yani gelip tıraş olabilirler. Jest Süleyman farkı olsun değil mi? Değerli izleyiciler, 5 dakika 54 saniye son etabı aldı. Kolonyayı döktü Süleyman Usta ve döndü sağ tarafı. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, süreyi durduruyorum bu arada. 6 dakika 3 saniye. Teşekkür ediyoruz. Saatler ısın. İyi akşamlar diliyorum. Evet Süleyman Usta, 7 dakika 15 saniyeden 6 dakika 3 saniye geldi. Ne söylemek istersin? Vallahi be, rekorum bu. Artık bundan aşağısına da inmemeye çalışıyorum hala. İnmemeye çalışıyorum. Evet. Rekor kırmaya çalışıyorum bile. Tabii abi. Yapamam artık onu. Abi normalde yarım saat 40 dakika sürüyor. Saç ve sakal tıraşı. Evet. Sen bunu başardın gerçekten. Değilmiş hem de insanlar seni artık prestiji bıraktı. Jet Süleyman olarak çağırıyorlarmış değil mi? Senin sayende oldu o da abi. Değerli izleyiciler, 6 dakika 3 saniyede hem saç tıraşı hem sakal tıraşı. Abi seni kutluyoruz. Ücretimizi ödüyoruz. Değerli izleyiciler, şöyle ücretimizi ödeyelim. Ücret ödemeye geldi. Biz kaybettik. 20 mi anlaşmıştık? 50 mi anlaşmıştık? Ya ben sanki 20 dedim. Ya abi 50 anlaşmıştık. Ya 20 verelim. Hayır abi, olur mu ya? Sözümüz son değerli izleyiciler. 50'yi veriyorum. Eline sağlık. Abi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi değirmiş hem de Prestij Süleyman olarak biliyorlar. Evet. Benden sonra Jet Süleyman oldun. Gerçekten Jet gibisin abi. Sizin sayenizde oldu abi. Teşekkür ederiz. Şimdi buradan ne söylemek istersin? İnsanlar değirmiş hem de geldiklerinde niye buraya gelsinler? Ya şimdi şöyle bir şey demek istiyorum Ali abi. Çabukluğumdan işlere acele olanların gelmesini istiyorum haliyle. Tabi her tıraşımı ben böyle yapmıyorum. Tabi. Haliyle yani çok acele isteyenler için değil mi? Bu şekilde yapıyorum Ali abi. Şimdi burada ne istiyorsun abi? Kimin gelmesini istiyorsun? Vallahi kime tıraş yapmak istiyorsun? Ben en büyük hayalim var zaten. Acun Ulucalı ile tanışmayı çok istiyorum. Bir de kuaförü Veysel en büyük hastam. O şekilde. Buradan da biz de iletmiş olalım. Evet, tanışmayı çok olarak isterim Veysel'den. İnşallah duyarlar. Tanışması için buraya mı gelsin, sen mi gidersin? Valla nasıl uygun görürlerse Alavet. Biz yeter de buradan bahsede olmuş olalım. İnşallah. Tekrar teşekkür İnşallah. Ediyorum. Değerli izleyiciler, yolunuz değirmişime düşerse Süleyman Usta'nın, Prestij Süleyman yani diğer namıyla Jet Süleyman'ın mekanına mutlaka gelin. Özellikle işiniz acele ise 6 dakika 5 saniye indirdi. Kutluyorum, teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Emsel Emrah'ın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek.
Özel Emlak. Gaziantep'te gayrimenkule hak ettiği saygıyı kazandıran, emlak sektöründe sıra dışı çizgi ve eğitimli kadrosuyla hizmet veren, profesyonel girişim ve insan merkezli yaklaşımıyla yapılan her ticaret öncesinde ve sonrasında mesleğine olan sevgi ve emeğe duyulan saygı sonucu elde edilen sistemli takip. Keşke demekten, zamanında demekten bıkmadınız mı? Emsal Emlak'ta gayrimenkule olan bakışınız değişecek. Tüm gayrimenkullerinizde bağ, bahçe, arazi, arsa, iş yeri ve ev alım satımlarınızda sizlerleyiz. Adres Pancarlı Mahallesi, Alişir Nevai Caddesi, numara 4 Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0342 322 46 46. Fax 0342 322 13 12. Şahit değil, sahip olun. Emsalsizsiniz. Lezzeti ustasından en leziz kebap yemeye ve hayalinizdeki lezzeti tatmaya ne dersiniz? Emek kebapçısıyla lezzetin doruğuna ulaşmaya var mısınız? Kuşbaşı kebabından kıyma kebabına, mantar kebabından patlıcan kebabına, ciğer kebabından kavurmaya ve daha birçok farklı lezzetleri sizleri bekliyor. Emek Kebapçısı bu muhteşem lezzetleri sizlere itinayla sunmaya devam ediyor. Sabah saat 11'den gece saat 24'e kadar 100 kişilik kapasitesiyle hizmet veren Emek Kebapçısı, güler yüzlü personeliyle hijyenik ve kaliteli kebap çeşitleriyle sizlerin hizmetinde. Adres Emek Mahallesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Şehit Kamil Gaziantep. Rezervasyon telefon 0342 322 66 76. Ne yediğinizden emin olmak istiyorsanız Emek Kebapçısı'na bekliyoruz. Emek Kebapçısı, bizim kebapçımız. Leziz mi leziz, enfes mi enfes, Akçayır Kebap Salonu. Bilecik patlıcan kebabı, haşhaş kebabı için artık Bilecik'e gitmenize gerek yok. Bilecik patlıcan kebabı, haşhaş kebabı, Pirmen Hastane Bitişi Gaziantep'te. Klimalı ve otantik mekanıyla, güler yüzlü personeliyle hizmet veren Akçayır Kebap'ta, Bilecik patlıcan kebabından, haşhaş kebabına, tavuk şişten, kıymaya ve daha birbirinden farklı kebap çeşitleriyle Pirmen Hastanesi bitişiğinde. Akçayır Kebap'ta güne mercimek çorbasıyla başlayıp Bilecik patlıcan kebabı lezzetiyle günü sonlandırmaya ne dersiniz? Akçayır Kebap Salonu adres Mücahitler Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, numara 49, Pirmen Hastanesi bitişi, Şehit Kamil Gaziantep. Alo paket 0342 324 0324. Lezzetin damak doyumu Akçayır Kebap Salonu. Biraz kuru yemiş, biraz şekerleme, biraz da baharat lütfen. Ah, sizde çeşmeden akan sıcak çikolata da varmış. Tüm bunların bir arada toplandığı en nezih mekan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş. Eskimeyen damak zevkiniz olan Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş yeni yerinde 1700 çeşidiyle siz değerli kilis halkını ağırlamaktan gurur duyar. Özenle seçilen baharatlar işleme aşamasında doğallığını koruyarak özel ambalajlarda mutfağınıza sunuluyor. Ayrıca Hasan Sesli Okuyucu Kuru Yemiş'te nikah, doğum, sünnet, mevlid şekerleri satışı da yapılmakta olup sıcak çikolata, tahin, pekmez ve A'dan Z'ye bütün kuru yemiş, baharat ve bakliyat çeşitlerini en taze haliyle bulabilirsiniz. Adres Cumhuriyet Caddesi, Telekom karşısı. Telefon 814 51 51. Hasan Sesli Okuyucu. Her zaman en taze, en kaliteli kuru yemiş, şekerleme ve baharat. 400 yıllık tarihi bir ortamda Gaziantep'in meşhur Közde Melengiç ve Türk kahvesi farkı ile farklı bir lezzet sunan Milletanı, canlı müzik eşliğinde Gaziantep'in yöresel ev yemekleri ve kebap çeşitleriyle hizmetinizde. Tarihi Milletanı'nda sabah kahvaltı ile güne başlamaya ne dersiniz? Eğlencenin, lezzetin ve sıcak sohbetin yaşandığı Milletanı'nda kına gecesi, doğum günü kutlamaları, grup yemek organizasyonlarında deneyimli ve güler yüzlü personelle sizleri bekliyor. Milletanı adres, Karagöz Mahallesi, Eski Gümrük Caddesi, numara 29, Gaziantep Kalesi civarı, Şahin Bey Gaziantep. Hasan Demir GSM
0536 988 1684. Ramazan Ceylan GSM 0538 355 0059. Lezzetin damağa, eğlencenin doruğa ulaştığı tek yer Millet Hanım. Lezzeti damakla buluşturan İbrahim Künefi ve Dondurma, 12 yıllık tecrübesiyle Karataş'ta hizmetinizde. İbrahim Usta'nın hünerli ellerinden fıstıkzadeden burmalı kadayıfa, billuriye ve meşhur Hatay usulü peynirli künefinin tadını yeniden keşfedeceksiniz. Çocukluğunuzda tattığınız dondurma lezzetini İbrahim Usta'da tekrar yaşamaya ne dersiniz? Adres: Karataş Mahallesi, Piramit Uzay Çatı Altı, numara 2, Şahin Bey Gaziantep. Telefon 0342 371 7113. GSM 0531 892 9220. İbrahim Künefe ve Dondurma, tarihi hatırlatır, ağzı tatlandırır. Gaziantep'in en güzel tarihi Budeyre Hanı, eşsiz ve enfes lezzetleriyle tarihi ve lezzeti bir arada yaşamaya ne dersiniz? Canlı müzik eşliğinde enfes kebap çeşitlerinden Gaziantep yöresel ev yemeklerine, baklavadan sabahları serpme köy kahvaltısına ve daha birbirinden farklı lezzetler sunan tarihi Budeyre Hanı, otantik ve huzur dolu mekanıyla hizmetinizde. Tüm özel günlerinizde grup ve toplantı yemek organizasyonlarınızda güler yüzlü ve deneyimli personelle siz değerli misafirlerini bekliyor. Budeyre Hanı adres: Şekeroğlu Mahallesi, Gümrük Caddesi, numara 32, Gaziantep Kale Karşısı, Şahin Bey Gaziantep. Telefon 0342 230 57 89. Tarihin ve lezzetin buluştuğu nokta Budeyre Hanı. Beyler, hızlı, hijyenik ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız Jet Süleyman'ı tercih edin. Değirmiçam'da prestij erkek kuaförü namı diğer Jet Süleyman, 5 dakikada saç tıraşı, 3 dakikada sakal tıraşı yaparak zamandan kazanmaya ne dersiniz? Her türlü saç kesimi ve boya işlemlerini gerçekleştiren prestij erkek kuaförü sizleri bekliyor. Jet Süleyman, siz değerli beyleri Değirmiçam'daki mekanında 5'te 3'lük tıraş yaparak zamanınızı boşa harcatmıyor. Jet Süleyman adres: Değirmiçam Mahallesi, 5 No'lu Sokak, numara 4, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 632 2793. Jet gibi tıraş olmanın tek adresi Jet Süleyman. Kaliteyi ucuza satma anlayışıyla hizmette olan Demiroğlu Petrol, 7 gün 24 saat Nisip'te hizmet vermeye devam ediyor. Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Bir dünya markası olan Milengaz şimdi Nisip'te Demiroğlu Petrol'de hizmetinizde. Sevgi olsun, taştan olsun ama benim... Demiroğlu Petrol'le hayatı Milengaz'da her zaman gazlamaya devam edin. Birkaç işi yok ki bunun. Güler yüzlü ve deneyimli personeliyle misafirperverliği ilke edinen, tecrübenin ve güler yüzün sevgiyle bütünleştiği tek yer Demiroğlu Petrol. Aracınız kirlendi, tozlandı diye üzülmeyin. Siz kirletin, biz ücretsiz aracınızın yıkamasını yapalım. Demiroğlu Petrol adres: E90 Karayolu üzeri, numara 65, Cergi Bozanlar AVM bitişiği, Nisip Gaziantep. Telefon 0342 517 2410. Bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor, gönlüm bir solu çalmasa da. Garantisini veriyoruz. Demiroğlu Petrol'ü tercih edin, pişman olmayacaksınız. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu, 24 yıllık tecrübesiyle çıtır burma kadayıfları siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır burmadan peynirli künefeye, kaymaklı burmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır burma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri, Erdem Koleji civarı, teleferik karşısı, Gaziantep. Alo paket 360-30-60. Lezzetin yeni adresi çıtır burma kadayıfları, bir telefon kadar yakın. Müjde, müjde, müjde. Gaziantep'in damak tadını değiştiriyoruz.
Mersin'in meşhur tantunisi artık Gaziantep'te. Meşhur Mersin tantunisini Yasin Usta'nın ellerinden hiç tattınız mı? Et ve tavuk tantuni lezzetiyle 500 evlerde lezzetlerini sunan Yasin Usta, güler yüzlü ve deneyimli personeliyle sabah 8'den gece 1'e kadar hizmetinizde. Meşhur Mersin Et ve Tantuni Yasin Usta adres, Güneykent Mahallesi, 221 No'lu Cadde, Tenis Kortu Karşısı, Şahin Bey, Gaziantep. Alo paket 0537-245-0937. Antep'te Tantuni, Tantuni'de Yasin Usta, lezzet dağıtır mekanında. 1963'ten bugüne şalgam lezzetiyle Adana'da imalata başlayan Adana Şalgamlısı Gürbüz, Gaziantep'te şubeleriyle hizmetinizde. Mevsimlik doğal taze meyve suları, acılı ve acısız şalgam lezzetiyle enerji dolu bir güne ne dersiniz? Greyfurt suyundan portakal suyuna, elma suyundan havuç suyuna, vişne ve limon suyundan şalgama ve daha birbirinden farklı vitamin dolu bir yaşam için tercih edilecek tek yer Adana Şalgamlısı Gürbüz. Telefon 0532 363 3420. Şalgamcı Gürbüz, Marif Kavşağı'nda. Şalgamcı Gürbüz, Karagöz Caddesi'nde. Şalgamcı Gürbüz, Mütercim Masım Caddesi'nde. Şalgamı Gaziantep'e sevdiren tek yer Adana Şalgamcısı Gürbüz. Efsane geri döndü. Gaziantep'te ciğeriyle gündeme gelen ciğerci ananın yeri, lezzetleriyle Yaprak Mahallesi Gaziantep'te ben de varım dedi. Ciğerci ananın yerinde ciğerden dalağa, kıyma kebabından kuşbaşı kebabına, ciğer kavurmadan tavuk kebabına ve birbirinden leziz kebaplarıyla hizmetinizde. Hijyenliğe ve temizliğe önem veren Hüseyin Usta tüm Gaziantep'leri mekanına bekliyor. Adres Yaprak Mahallesi, Şöse Sokak, numara 32, Şehit Kamil, Gaziantep. Alo paket 0342-220-0943. Kebapta değişmeyen marka ciğerci ananın yeri. Emsal Emlak'ın sunduğu Mola Saat programı devam ediyor. Gaziantep gezilerimiz devam ediyor. Değerli izleyiciler, şu anda sizleri Gaziantep'te tost lezzetiyle gündemde olan Eyüp Usta'nın mekanına giriyoruz. Eyüp Usta bize birbirinden farklı tost lezzetleri sunacak. Bakalım nasıl bir tost olacak, biz de merak ediyoruz. Hadi bakalım içeri girelim. Saati Gaziantep'teki lezzet keşfetmeye devam ediyor. İşte Eyüp Usta'nın mekanına geldik. Eyüp Usta kebap yapmıyor, lahmacun yapmıyor, mükemmel tostlar yapıyor. Bize de bugün Eyüp Usta'nın spesiyel olan tost yapacak, tost hazırlayacak. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, siz teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Gaziantep'te genelde kebap, lahmacun, ciğer kültürü bayağı bir yaygın. Ama tost olarak da, Metin buraya yaklaş, tostu göstereyim, atom tost yapıyor şu an Eyüp Usta bize. Tost olarak da Gaziantep'te, yani Ağcamiyan'da bayağı bir ravaştasınız. Evet. Bir tost nedir? Hangi lezzetler, yani tostunuzun özelliği nedir? Kaliteli olması, hijyen bakımından, temizliğe dikkat etmemizden. Şimdi hangi tür tostlar yapıyorsunuz? Bize şu an atom ne? Evet, üçlü karışık spesiyal diyoruz biz buna. Ha. Sucuk, yumurta, kaşar. Sucuk, yumurta, kaşar. Spesiyal tost. Evet. Bu tostun haricinde hangi lezzetler sunuyorsun? Tost mesela gözleme gördüm. Gözleme, pizza, hamburger. Bayağı bir çeşit de var aslında, yani gördüğüm kadarıyla. Tabii tostun haricinde sucuklu sade yapıyorsunuz. Sucuklu, kaşarlı, yumurtalı, evet, karışıklar. Yalnız benden meşhursunuz. Sizi basında yer alırken gördüm, gazetelerde falan gördüm. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi değerli izleyiciler, Eyüp Usta gerçekten mütevazi. Daha önce Zerda dizisinde sanırım yer aldınız değil mi? Evet. Orada
Tostları mı temin ettiniz? Nasıl yaptınız? Tostlarını yapıyorduk. Tostlarını yapıyordunuz. Vallahi bu lezzete bir de biz bakalım. Bu spesiyal tost nasıl bir lezzet? Ben de merak ediyorum. Değerli izleyiciler, sabırsızla besliyorum. İyi bir sıra. Değerli izleyiciler, Eyüp Usta'nın spesiyel olan tostu şu an hazır çıktı ve aynı zamanda bize şu an gözleme de yapılıyor. Bakacağız lezzetlere, nasıl bir lezzet olduğunu sonra kararımızı vereceğiz. Değerli izleyiciler, bir taraftan spesiyal tostumuz hazır, bir taraftan da gözlememiz şu an hazırlanıyor. Kaşarlı mükemmel bir gözleme görünüyor, görüntüsü mükemmel. Bakacağız, şimdi soframıza götüreceğiz. Lezzet için sizler adına kontrol edeceğim. İşin en keyifli kısmı değerli izleyiciler, gözlememizde spesiyel olan Eyüp Usta'nın tostu hazır. Bakalım lezzetler söyledikleri kadar mükemmel. Tüm samimiyetimle söylüyorum değerli izleyiciler, gözleme kaşar ile uyumu ile gerçekten mükemmel bir lezzet oluşturmuş. Harika. Son olarak da Eyüp Usta'nın şu spesiyel olan tostuna bakmak istiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum değerli izleyiciler. Kaşar, sucuk, yumurta ve ortaya güzel bir eser çıkarmış. Biz de Eyüp Usta'yı kutluyoruz. Yolunuz Gaziantep'te A Cami yoluna düşerse mutlaka Eyüp Usta'nın mekanına uğrayın. Bu lezzetli tosttan olsun, gözleme olsun, pizza olsun, yemeden geçmeyin diyoruz. Bize afiyet olsun, sizlere böyle bekliyoruz. Mola saati Gaziantep'i gezmeye devam ediyor değerli izleyiciler. Şu an Gaziantep'in Eski Garajlar semtindeyiz. Yani Eski Garajlar tamircilerin bulunduğu bir yer, esnafların bulunduğu bir yer. Biz de esnafın nabzını tutalım diyoruz. Akif Bey ve Serdar Bey, daha doğrusu ustalarımız, bizlere işletme olarak bilgi verecekler. Neler yapıyorlar? Hadi bakalım, beni takip edin. Değerli izleyiciler, ustalarımızın yanındayız. Alın türü dökerek para kazanıyorlar. Serdar Usta ve Akif Ustamız. Ustalarımız kolay gelsin diyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben... Yanaşayım ben, sigaraya bakarsan. İsim? Akif. Akif Usta. Evet. Sizin Serdar. Serdar, evet. Şimdi abi, tamircilik önce zor mu kolay mı? Buradan başlamak istiyorum. Tamircilik zor ve zevkli meslek. Ama hakkını alabilirsen. Hakkını alabilirsen. Alabilirsen. Alamıyor musunuz? Çok arkadaşımız, işte esnafımız, ucuz çalışıyor. İşte. Anladım. Ama yani işin hakkıyla verdiğin zaman, ki siz veriyorsunuz, zevkli bir iş. Gerçekten zevkli bir meslek. Kaç senedir bu işlesiniz? Ben 71'den beri olursa ne kadar oluyor? 42-43 seneden beri. Maşallah, 42 sene. Senin sesin güzel diyorlar bana. Yok yok. Yok, kesinlikle. Sesi güzel bulamadım değerli izleyiciler. Tabii siz, Akif abi söylemiyor, Serdar abi söylüyor. Yani sesi çok güzel. Ciğer yiyor sabahları genelde. Çaycımızın sesi çok güzel aslında. Onu çağırtıralım mı? Vallahi aslında çaycımızı da çağırtırabiliriz de. Şimdi burada hangi tür araçlar yapıyorsunuz? Hangi tür tamir binek yapıyorsunuz? Binek türü, benzinli ve dizel araçlar. Nasıl, tamircilik zor mu ya? Vallahi işte zor. Değil mi? Hem de havaların sıcaklığında hiç kolay değil yani. Şimdi yazın mı araçlar daha çok bozulur, kışın mı? Eşit ya, o kullanmaya bağlı.
Acemi şoförse her zaman mesela bozulur. Mesela kış günü acemi şoför ne kadar olsa yolda kalma durumu daha kuvvetli. Ama bence araba da çok önemli değil mi? Araba, eski araba olması. Eski de olsa bakım yaptırmıyorlar. Bizim halkımız yolda kalmadan kesinlikle ne lastik değişir ne de bakıma gelir. Örnek ben. Onu bilemem. Araba bozulmadan hiç tamirciye uğramam ben aslında. Vallahi. Ama yanlış bir şey. Değil mi? Can güvenliğiniz olmadığı için doğru yolda aslında. Da kaldığınız zaman. Bu da çok güzel mesaj verdiniz. Tabii. Can güvenliğiniz için. Tabii. Yani izleyiciler. Yani karşını. Tek sen değil. Evet. Hem de karşının can güvenliği. Tabii yani. Buyum ifrenin patlasa. Abi sen yanıma yaklaş. Benden niye uzaklaşıyorsun? Sen yanıma şöyle sarıl bana. Yola çıkmadan yani kesinlikle bir bakımını küçük dozu yaptıracaksınız. Tabii doğru aslında. Yola çıkmadan değerli izleyici aracınızı mutlaka bakım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hem sizin canınız için, hem can sağlığınız için, hem karşı tarafın can güvenliği doğru için diyoruz. Neler söylemek istersiniz mola saati olarak Olay TV ekranlarından? Neden yani burada gelsinler sana tamir ettirsinler? Hangi araçları tamir ediyorsun gerçi de? Bütün benzinli arabalar bakımını yapıyoruz. Elimizdeki aletler yettiği sürece öbür arabalarda yapıyoruz yani. Abi Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Eski garajlarda Akif Usta'yı bilmeyen yok değerli izleyiciler. Tabii şimdi Serdar Usta'ya yanaşıyorum. Şimdi Serdar Usta sen neden gelsinler? Abi arabasını seven gelir. Arabası... Parasını seven gelir, arabasını seven gelir. Çok... Abime sorun isterseniz. Abi bize araba yaptırıyor. Şimdi araç sizin mi? Benim aracım. Şimdi aracınızı devamlı tamir yaptırıyor musunuz? Yani bakımını yaptırıyor musunuz? Ben yıllık bakımını yaptırırım. Kesinlikle. Bugüne kadar serviste yaptırıyordum ama şu anda Akif Usta'nın yanına geldim. İyi bir usta olduğunu söylediler. Ben de bir uğrayayım dedim. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Baksana abi haralar çalışıyorlar. İçeri sıcak. Hakkını yememek lazım. Bu sıcağın altında ben yapamam bu işi yani. Mola saati Gaziantep'i gezmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an Gaziantep'in İncirlipınar Mahallesi'ndeyiz. Sizleri Gaziantep katmerinin yapıldığı Şerif Usta'nın mekanına giriyoruz. Şerif Usta 1982'lerden gelen lezzeti halen daha devam ettiriyor. Biz de bakalım merak ediyoruz. Gaziantep katmeri nasıl yapılıyor, nasıl bir lezzet? Sizlerle bir de kontrol edelim diyoruz. Hadi bakalım Şerif Usta'nın mekanına. Güller ver, gözünü aç. Beni vurur, tut elimi bir yuva kur. Senin için yanar içim, bu yanışım dönüşüyor. İki sözün beni alır. Değerli izleyiciler, lezzet noktalarını gezmeye devam ediyoruz. Sizler için Gaziantep'e özgü Gaziantep katmerini yapacak Şerif Usta'nın oğlu Harun Usta. Kolay gelsin Harun Usta. Sağ ol usta, Allah razı olsun. Abi. Şimdi bize bugün Gaziantep katmerini yapacaksın. Evet abi. Şimdi Antep katmerini yapılışını, sunuluşunu neler yapıyorsun abi ben biliyorum ama yine senden bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi hamuru nasıl açılıyor bunların? Hamuru serpme hamur diyoruz bunlara. Mesela baklava hamurunun aynısı gibi. Yalnız çok ince bu. Evet. Kağıt hani haritası görünüyor herhalde. Görünüyor mi? Evet evet. Ha, fark ediyor. Şimdi biz İzmir'de mesela katmeri daha önce çekimlerinde evet. Peynirli, otlu, ha, ne bileyim kıymalı, evet, orada öyle yapıyor, böyle tarzı. Evet. İçerisinde neler oluyor şimdi bunun? Kaymak, fıstık, şeker. Antep fıstığı. Bir de sade yağ. Sade yağ da evet. Aynen onu koyuyorsun. Evet, tamam. Yalnız değerli izleyiciler şöyle gösterelim. Şu fıstığın yemyeşilini görüyor musun Mustafa? Yemyeşil, çimlerin evet. Arasında gezmiş gibi değerli izleyiciler. Evet. Senin sesin güzel diyorlar. Bize bir türkü söyler misin? Ben mi? Yok ya. Dediler. Şerif Usta dedi, benim oğlumun sesi çok güzel dedi. Evet. Çok güzel, Türk sanat müziği söylüyor dediler. Yok ya, şaka yapmış. İyi tamam, bunu sonra konuşacağız. Tamam. Şimdi bu arada değerli izleyiciler katmerimiz de yapılıyor. Kenarlarını. Bunları değerlendiriyor musunuz yoksa? Bunları evet atıyor. Değerlendiriyoruz canım. Değerlendiriyorsunuz. Evet, evet tamam. İçerisine bu yağ zeytinyağı mı? Yok, ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı koyuyorsunuz. Taşlara, sen de bana, sen de bana. Değerli izleyiciler, şimdi katmerimizi açtık. Şimdi içerisine önce
Al istersen. En başta fıstığını atıyoruz. Ondan sonra şeker. Şeker. Kaymağını attık. Bunlar kaymak oluyor. Evet, bu beyazlar kaymak. Kaymak oluyor. En sonunda sade yağımızı ilave ediyoruz. İçerisine sade yağ atıyoruz. Evet. Sade yağ bir ayrı bir lezzet katıyor. Evet, evet, tabii. Bu şimdi ne kadar sürede pişmesi gerekiyor? 5 dakika içerisinde pişer yani. 5-6 dakika. Bir türkü okusan bize ne güzel zaman geçer biliyor musun? Değil mi? Ben 5 dakika nasıl zaman bekleyeceğim ben bilmiyorum ama bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok değerli izleyiciler. Katmerimizi uzun bir yolculuğa gönderiyoruz. Sadece 5 dakika sonra hazır hale geliyor. Değerli izleyiciler, Şerif Ustan'ın oğlu Mehmet'le birlikteyiz. Mehmet Şırnak'tan askerlikten yeni geldi. İşi tam hakim olmaya çalışıyor. Evet. Şimdi burada hangi lezzetler Mehmet? Kaç çeşit kurabiye var? Neler yapıyor burada? Burada abi 20 çeşit şey var abi. Kuru pasta var, kuru şekerli. Tuzlu çeşitlerimiz de var abi. Tuzlu çeşitler de var. Şey var abi, çubuk simit var, çıtır simit var. Katmer yaptırdım, katmer siparişi verdim. Su böreği var abi, sigara böreği var, poğaça şimdi var. Şimdi bana hangisini ısmarlayacaksın? Abi canın hangisinden istersin? Tamam. Su böreği ısmarlayalım mı abi sana? Valla su böreği de güzel olur ha. İyi bu arada abi, değerli izleyiciler. O zaman ben önce şu kurabiyelerden birer tane istiyorum senden. Tamam abi. Tamam mı? Hazırlarsan sevinirim. Tamam. Biz de aynı zamanda babamla biraz röportaj yapalım, işletme olarak neler yapıyorlar. Bir de katmerin kontrolünü yapalım değerli izleyiciler. Tamam. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri. Mola saati programımız İncirli Pınar'da Şerif Usta'nın mekanına geldik değerli izleyiciler. Poğaça lezzeti olsun, kurabiye lezzeti olsun. Tabii ki Gaziantep'e özgü katmerde vazgeçilmez diyorum. Şerif Usta'm kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi mi? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Valla bir sabah saati canımız katmer istedi. Katmerle nereden yenildiler? Şerif Usta'nın mekanına yenildiler. Olsun efendim, buyurun. Şimdi biraz işletme olarak bilgi alalım. Neler yapıyorsunuz, hangi lezzetler sunuyorsunuz? Valla şimdi bizde lezzet yelpazesi çok. Hangi birini size anlatayım burada şimdi? Bence önce Gaziantep katmerinden başlayabilirsin abi. Daha sonra kurabiye, poğaça çeşitlerine gidebiliriz. Katmer satan Antep'in yöresel olmazlarından biri yani. Olmazsa olmazlarından biri. Yeşille uyumu mükemmel değerli izleyiciler. Evet. Afiyet olsun, siz bir tadına bir bakın. Evet. Tabii katmen harcında kurabiye lezzeti olsun değil mi? Tabii tabii, poğaça işte, su böreği işte, bizim Antep'in yöresel bu esnafın genelde yaptığı bir şeyler yani. Bunlar bizim bu işi yapan bütün esnaflar artık bu şeylerin hepsini yapıyorlar yani. Yalnız sizdeki kurabiye çeşidi olsun 20-30 arasında günlük, her gün taze ve günlük çıkması. Evet. Poğaçaların sabah saatlerine başlaması bence çok iyi değil mi? Bütün ürünler günlük taze çıkar. Yani bizde yani akşam olduğu gibi hiçbir şey kalmaz. Yani yarın bir gün sonrasına hep bütün ürünlerin tazesini müşteriye sunarız yani. Bizim bence İncirli Pınar'da günlük taze yapmanız insanların evet, da bayağı bir yoğun talebiyle karşılaşıyorsunuz. Ben gördüğüm kadarıyla izleyenlerimi söylüyorum. Tabii. Sizin sesiniz güzel diyorlar ama güzel bir şiir mi okursun? Güzel bir türkü, Türk Sanat Müziği mi okursun? Valla dilimizin döndüğünce bir şeyler okumaya çalışalım. Çok az bir kupla okursan çok sevinirim abi. Tabii tabii. Öyle vereyim mikrofonu. Hadi. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere, ne sen beni unut ne de ben seni. Bu kadar efendim. Abi sesin güzelmiş yine ya sen. Önceden duydum ama ben. Evet. Oğullarınızdan duydum. Mehmet ve Harun'dan duydum. Babamın sesi çok güzel dedi. Evet. Valla sesin de lezzetlerin de mükemmel abi. İncirli Pınar'da insanlara söylediği kadar varsın. Biz de evet, seni kutluyoruz abi. Neler söylemek istersin abi son olarak? Neden buraya gelsinler?
Valla şimdi vatandaş zaten damak zevkini, tat zevkini yani kilometrelerce de uzakta da olsan gelip seni buluyor yani. Önemli olan o damak zevkini vatandaşa sunabilmek, o şeyi yakalayabilmek yani insanlarda. Evet. Yani İncirlikpınar merkezinde olmak bence artı bir avantaj. Yani travma insanlar gelip evet. geçmesi, yol güzergahı olması bence çok önemli. Evet. Bence ürünlerinizin taze olması bence en çok önemli. Hijyenler çok önemli biliyorsunuz. Biz de sizleri kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli seyirciler, İncirlikpınar'a yolunuz düştü mü mutlaka Şerif Usta'nın mekanına katmer olsun, poğaça lezzeti olsun, kurabiye lezzetleri olsun. Günlük taze, sıcak, hijyen. Biz de buna şahit olduk. Bize afiyet olsun. Sizleri de İncirlipınar'da yolunuz düşün buna bekliyoruz. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli izleyiciler. Programı izleyemeyen ve kaçıran izleyicilerimiz Mola Saati 42. bölümden YouTube'dan takip edebilir, izleyebilirsiniz. Bu hafta Gaziantep dedik, haftaya neresi ben de bilmiyorum. Bizi izlemeye devam edin, her şey gönlünüzce olsun, alasmalık. Mehmet Usta değerli, Mehmet Usta daha doğrusu, Mehmet Usta derin dolandı Mehmet Usta. Ne diyecektim ben unuttum lan, tekrar başlanır mısın? Aslında Halil Usta 1972'den beri bu mesleği yapıyor. Aslında mükemmel lezzetler, aslında aslan derken lafları karıştırdım, tekrar başlayalım. Değerli izleyiciler, bazen tepkileceğim, la diyorum la. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te lezzetleri sunuyor. Biz de bakalım diyoruz. Hangi lezzetler sunuyor? Sunuyor. Yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi. Değerli izleyiciler şu an Emsel Emrah'ın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.